Evet arkadaşlar. Bu, bu videoda da çok sorulan bir soruyu cevaplayacağım. E, ee, ebay Paypal ebay'a nasıl bağlanır? Evet. Bunda da hani bu konuda çok soru geliyor. Aslında her sorunun altına ben cevap veriyorum. Ama ee, çok ee, panikleyen arkadaşlar var. Ya Bu Paypal'ı illa ebay'a bağlanma mecburiyetinde değilsiniz. Hani mecbur değilsiniz. E şimdi diyeceksiniz ki ödemeler Paypal alınıyor. Şimdi ödeme PayPal'la alınması ayrı. Paypal'ı EBA'ya bağlamak ayrı bir konu. Örneğin ben ilk videoda anlattım Paypal'ı nasıl bağlarsınız diye. Hani sizi bir link'e yönlendiriyor. O link'e çık bir tarayıcı da girin demiştim. Ya bağlayın demiştim daha özetle EBA'ya. Ama sadece standart kuralı anlattım mı? Süreci anlattım. Ee, i̇lla hani... PayPal'ı eBay'a bağlama zorunluluğu yok. Ee, Orada hani PayPal'ı bağlayın demeleri şu, otomatik ödeme talimatı e için bir kart bağlayın diyorlar. Eğer PayPal'ı bağlarsanız o e komisyon için hani sizde her ürün sattıktan sonra sizden bir fee kesiyor hep eBay. İşte onu tahsil etmesi için sizden bir kart tanımlamanızı istiyor. Eğer PayPal'ı tanımlarsanız otomatik olarak oradan kesiyor. Ee, onun yerine normal bir banka kartı e, ekleyebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Otomatik ödeme olarak e, bir tane ön ödemeli bir kart vardı bende. E, onu ekledim. Oradan hani satış oldukça fiilleri oradan kessin diye. Tabii onun içinde de bir para miktar bulunsun. Çünkü eBay o fiilleri kes, kesmeye kalktığında oradan çeksin yani. Boş bir kart eklemeyin. Kredi kartı da ekleyebilirsiniz ama ben banka kartı ekledim. Ya yani şeyleri ekleyebilirsiniz EBA'ya. Mesela to Tosta Akbank'ın bir Tosta diye bir kartı var. Ben onu eklemiştim. İsterseniz Papara ekleyebilirsiniz. İsterseniz Emparanın kart. Yani istediğiniz banka kartını ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz EBA Türkiye'de ee, yasak olmadığı için istediğiniz Türk bankasını ekleyebilirsiniz. Ama şimdi hani illa PayPal'ı EBA'ya bağlamak isteyenler için şu, şu şekilde bir video çekeyim. Ee, e ebay sitesine giriş yaptıktan sonra sol üst köşedeki ismimizin yanındaki ok tuşuna basıp e buradan account sent tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz yani. Daha sonra buradan payment account'a tıkladıktan sonra bu ekran geliyor. Bu ekran geldikten sonra payment account. Ardından bu sayfamız geliyor. Burada link my paypal account'a tıklayıp buraya tıkladıktan sonra da bu sayfa açılıyor. Evet e, bu sayfa geldikten sonra şifrenin EBA şifrenizi giriyorsunuz. Bu, bu kısım EBA ile alakalı. EBA şifrenizi giriyorsunuz. Yani tekrar çünkü de farklı bir şifre değiştirme durumu, isim değiştirme durumunda eBay sizden tekrar şifre girmenizi istiyor. Yani sizi teyit etmek adına. Hani bu, bu aşamalar hala EBA'nın içindesiniz. Daha sonra sizi e, buraya aktarıyor. E, ya da şöyle bir durum da olabilir. Ben hani sürekli şifremi girerek hani oturum kapatarak çıkmadığım için benden şifremi istedi. Siz hani siz şifrenizi girerek ilk başta şifrenizi girerek giriş yaptıysanız size belki bu bu adım gelmeyebilir. Direkt sizi bu sayfaya yönlendirebilir. Direkt PayPal'ın sayfasına attı. Bu bölümde de görüyorsunuz. Ee, bu sayfaya ulaşılamıyor diyor. Niye ulaşılamıyor diyor. VPN ve VPS konusunda size anlatmıştım. E, normal bilgisayarımda Paypal'ı ee, sanal bilgisayarımda ise eBay'i yasakladım diye. Örneğin gördünüz. Eğer ben PayPal'ı burada yasaklamasaydım dalgınlıkla e, buraya yönlendirdikten sonra otomatik olarak şifremi girerdi PayPal şifremi. Bu şekilde de e, suspend olurdu. Yani insanlık hali dalgınlık e, hemen yönlendir yönlendirmez PayPal şifremi girdikten sonra bütün emeğiniz boşa gider. Aslında hani çok da üzülmeyiniz. Baştan bir daha kurarsınız. Hani hemen pes etmeyin. Bir sanal bilgisayar kurarak baştan yeni bir mail adresi, yeni bilgilerle tekrar açarsınız. Hani hasbent oldum diye üzülmeyin. Baştan bir daha. Sadece zaman kaybı olur. Bu konuyu hani tarayıcımdan, bilgisayarımdan Windows üzerinden nasıl engellenir videosunu izlemediyseniz muhakkak izleyin. E, canlı olarak gördünüz direkt normal tarayıcımdan Paypal'a yönlendirir yönlendirmez. Hani kendim girmedim. Ebay'dan yönlendirir yönlendirmez. Paypal'a girdiği için Paypal'a girdiği için direkt sayfa engellendi. Ee, şimdi yapmanız gereken ne? Şuradaki adresi e, komple yani hiç eksiksiz bir şekilde CTRL e A yapıp komple kopyalayın. Daha sonra da VPN'i aç, VPN kullanıyorsanız VPN'i açın ya da VPS'i açtıktan sonra yani sanal bilgisayarınıza girdikten sonra tarayıcınıza girin ve bu link'i yapıştırın. Bu link'i yapıştırdıktan sonra Paypal hesabınıza yani e, İngiltere IPC ile giriş yaptıktan sonra Paypal'ınız EBA'ya tanımlanmış olacak. Yani bu işlem aslında bu kadar basit. E, hani VPN'le EBA'ya girmeyin. Suspend olursunuz dediğim için kafaları hani kafası karışan çok insan var. Aslında kafa karışacak bir durum yok. İşlem bu kadar basit. eBay'e ya giriş yapıyorsunuz. Ayarlar bölümüne geldikten sonra Paypal conta tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan link my PayPal account diyoruz. Daha sonra sizden bir şifre, eBay'e giriş şifresi istiyor. Bu e ebay kafanız karışmasın. Daha sonra size ayrı bir segmente atıyor. Attığında buradaki adresi CTRL A deyip niye CTRL A diyorum? Yani eksiz bir, eksiksiz bir şekilde tüm linki kopyalayın diye. İsterseniz mouse yardımıyla da komple şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Normalde link şurada bitmiyor. Bunun devamı var. Siz dikkat edin. Komple linki kopyalayın eksiksiz bir şekilde. Daha sonra VPN ya da VPN'sinizi açarak İngiltere IP'si üzerinden bir tarayıcı açın ve PayPal'a giriş yapın. Yani bu linki tarayıcı üzerinden İngiltere IP'si açık bir tarayıcı üzerine yapıştırın ve oradan giriş yaptıktan sonra PayPal'ınız eBay'e tanımlanmış olacak. Ama tekrar söyleyeyim. Bu PayPal'ı illa e, EBA'ya bağlamak zorunda değilsiniz. Onun için çok dert etmeyin ve bu süreci hemen hani PayPal açıldıktan sonra, eBay açıldıktan sonra yapmayın. Zaten bir hafta 14 gün kadar bir satış yapmayacaksınız. Hani ilk hafta zaten ikinci el ürünü eklemek için zaman harcıyorsunuz. İkinci haftada da ikinci el ürün için bir iki hafta geçecek. Yani ilk ürününüzü ekleyene kadar bir zaman geçecek. Zaten ikinci el ürünü satma gibi bir hedefimiz yok. Yüksek fiyat verdiğimiz yani zaten sizin önünüzde iki hafta gibi bir süreç var. Hemen mağaza açar açmaz, e, üyelik açar açmaz, e, Paypal'ı tanımlamak isteyenler var. Satıcı hesabına da değiştirmek isteyen, dönüştürmek isteyenler var. Ayarları yapmak isteyenler var. Lütfen hani aceleci olmayın. Süreci adım adım yavaş yavaş ilerletin. Yani o sürede hani bir hafta bu e, zaten videoda da anlatmıştım size ürün listeleme videosunda. E, bir hafta boyunca hiçbir işlem yapmayın. Sadece e, Ürün araştırması yapın dedim. Ben yani o süreci de boş geçirmeyin, videoları izleyin. Ee, sadece benim kanalımı değil birçok daha faydalı kanallar var. O kanalları izleyin. Oradan ürün araştırması videoları öğrenin. Çünkü ürün araştırması en çok zamanınızı alacak şeyler. Evet bu ilk adımlar aslında zor gibi görünüyor aslında ama bilmediğimiz için zor görünüyor. Öğrendikten sonra aslında en basit adımların bu olduğunu göreceksiniz öğreneceksiniz. Kaf hani kafa karışıklığı olduğu için bu adımlar zor gibi aş adımdan sonra asıl zor adımlar yani ürün araştırması. Çünkü bir şey satmadıktan sonra bir e, esprisi olmayacak bu işin. O yüzden iyi ürün araştırması yapın. Ve ilk başta zaten ilk 10 ürününüzü öyle abartılı fiyatlarda bulmayın. Yani 20 euro'luk, 20 pound'luk, 50 pound'luk ürünler eklemeyin. Çünkü paranız ilk başta e, hemen hesabınıza yatmıyor. Yaklaşık 14 gün falan e, bekletiyorlar beklettikten sonra hesabınıza geçiş e, ödeme yapıyorlar. E, bunun sebebi de size güvenmeleri. E, güven e, bazı arkadaşlar da yaklaşık ne zaman güvenirler? Güvenir eBay diyor. Yani 10 satış yaptık, anne hani, yaklaşık 10 satış yaptıktan sonra falan eBay size güvenir. Yani şöyle ilk 10 satışınızı düşük fiyatlı 2, 2 patlık, 3 patlık, 4 patlık, 5 patlık ürünler listelin. Yani en fazla 10 patlık ürünler listeli. Çünkü İlk başlarda siz kendiniz ödeyeceksiniz bu parayı. Ee, olur da iade falan olursa, e, hani bir hata olursa en azından gözden çıkartacağınız bir para olsun. E şöyle hani gözünüzde şuradan şöyle korkmasın hani olursa pa, e, param yanar mı? Zaten siz de o ürünü gidip satın aldığınız yere iade edeceksiniz. Yani o konuda da kafanız karışmasın. Ee, hangi siteden alıyorsanız o siteyi iade edeceksiniz bu şekilde iade süreci olacak ama siz yine de yüksek e, meblalarda ürünler yüklemeyin düşük meblalar yükleyin çok satış gelmesine gerek yok çünkü ilk başta da abartılı satış gelirse yine suspend diyorsunuz bunu unutmayın oldu da ürün eklediniz deniz onu da hemen satıldı diyelim yine suspend yeme riskiniz var hani agresif bir satış e, olduğu için hani Direkt e, ebay'in algoritmalarıyla oynadığınız için agresif bir şekilde yine sizi kontr, denetim altına alıyor. Bu şekilde yine sizden bilgilerden e, suspend uyguluyor. Sizden değişik değişik farklı bilgiler istiyor. Yani değişik değişik bilgiler istediğim için de, e, dediğime bakmayın. Hani Sizden yine doğrulama falan istiyor. Yani direkt ebay'in gözüne hemen batmayın. İlk önce böyle az satılan ve ucuz ürünler ekleyin. ve Yani ilk 3 ayınızı ee, sıkıntısız bir şekilde geçirdikten sonra isterseniz Çin'den bile ürün getirtebilirsiniz. İlk başlarda şikayet yememek adına İngiltere içinden ürünler seçin. Yani üzerinden anlattığım için İngiltere dedim. Hani Almanya'dan pazar açacaksınız. Almanya içinden ürünler bulun. Ee, daha sonra isterseniz Çin'den de getirtebilirsiniz. Ama ilk başlarda Çin, Çin olayına girmeyin. Daha doğrusu bulunduğunuz pazarın dışından bir pazardan ürün getirtmeyin. 3 ay falan gelsin. 3 ay sonra hem size eBay güvenir hem de paranız hemen yatacağı için istediğiniz ülkeden ürün tedarik edebilirsiniz. Evet, hani bu konular ekstradan bu video içinde sadece bu videoyu anlatmamın amacı PayPal'ı eBay'a nasıl bağlarız da. Dediğim gibi çok basit. Hani videolar videoların altında gelen yorumların çoğuna cevapladım ama böyle bir video çekeyim dedim. Ben ne yaptım derseniz ben tan e videonun başında da söylediğim gibi PayPal'ı eBay'a bağlamadım büyük ihtimalle de bağlamayacağım. Onun yerine banka kartı tanımladım. E, ee, ebay fiilleri oradan kessin diye. E tabi ödemeleri ben Paypal'dan alıyorum. Şimdi ürün girerken ödeme bölümü var. O ödeme bölümünde e, Paypal mailimi yazıyorum. Yani ödeme yine oradan alıyorum. Ama ebay'a ibaya bağlamadım. Bu şekilde. Siz isterseniz bağlayın, isterseniz bağlamayın. O konu tercih size kalmış. E, bu videoda bu kadar. Burada keselim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videomu da beğenirsiniz. Sevinirim. Kafanıza takılan soruları yine video altında paylaşırsanız e, cevaplamaya çalışacağım. Evet. Sosyal medya hesaplarını da video altına eklerim. Telegram'dır, Twitter'dır, Instagram'dır. Ama genelde soruları ben YouTube kanalımın altında, videoların altındaki soruları cevaplamaya gayret gösteriyorum. Diğer yerlerde zaman oldukça yani denk geldikçe cevaplıyorum. Ee, bu videoda bu kadar dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.